Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Umuyorum ki iyisiniz. Umuyorum ki WhatsApp yazışmaları yerindedir. Çünkü bugün ilişkiler WhatsApp'tan ilerliyor. Şimdi sadece kadın erkek ilişkileri değil, iş hayatı, sosyal hayat, herkes WhatsApp'tan yürüyor. Herkes WhatsApp'tan işini bitiriyor. Hatta milyon dolarlık satışlar yapıyor ama bütün yazışmalar WhatsApp'ta. Hatta bugün hukukta bile WhatsApp'taki yazışmaları kanıt olarak sunanlar var. Dolayısıyla WhatsApp bugün ilişkilerin ana noktası haline geldi. WhatsApp'taki yazışmalardan bir çocuğun sizinle ilgilenip ilgilenmediğini anlayabilirsiniz. Bakın bu son derece önemli bir nokta. Çünkü erkeklerin yazışmalarda ortaya koydukları bir langaj var, bir tarz var. Bu tarzdan sizinle ne kadar ilgilendiğini ya da hiçbir şekilde ilgilenmediğini, sizi cepte tutmaya çalıştığını anlayabilirsiniz. Ben burada 8 maddede size anlatacağım. Bakın dersimi çalıştım, kara kaplı defter. 8 maddede size anlatacağım. WhatsApp yazışmalarından adamın sana karşı ciddiyetini anlayabilirsin. Peki nasıl? Peki bu nasıl olacak, size anlatacağım. Birinci madde. Şimdi en klasik nokta şu. Mesaj atıyorsun, cevap gelmiyor. Mesaj atıyorsun, cevap gelmiyor. Bazı kızlar var, hırs yapıyorlar. Yani ilişkilerde hırs konusuna karşıyım. Çünkü işte ben onun burnunu sürteceğim, ben ona göstereceğim, ben ona ders vereceğim diyerek işte sürekli olarak böyle hırs yapan insanların patinaj çektiğini görüyorum. Yani genelde kaybediyorlar. Çünkü ilişkiler pek hırsa gelmez. Hırs yaptıkça batarsınız. Bu bir bataklıkta çırpınmaya benzer. Çok saçma bir şey. Onun için geri çekilmeyi bileceksin. Her zaman söylüyoruz. Videolarımı yakından takip edenler biliyor. Gaz fren dengesi. Bazen gaza basacaksın, bazen fren. Bazen gaz, bazen fren. Yani geri çekileceksin. Her zaman gaz olmaz. Her zaman fren de olmaz. Çünkü sonuç alamazsın. Dolayısıyla bu iyi sürücülük gibi, iyi araba kullanmak gibi. Şimdi burada karşınızdaki insan bir mesaj attın, cevap yok. Hadi adamı ayağa kaldırayım, bir mesaj daha attın. Hani benim videolarımda var ya, şunu yaz, bunu yaz, mesaj örnekleri var. Yine cevap yok, o zaman geri çekilmeyi bileceksiniz, sessiz kalmayı bileceksiniz. Cevap vermiyorsa, öncelikleri farklı ya da hayatında bir şeyler oluyor, cevap veremiyor ya da hayattan kopmuş adam kendini kurtarmaya çalışıyor, bir şey var. Dolayısıyla geri çekilin, bu önemli. 2. Asla soru sormuyor, sadece cevap veriyor. Bakın bu önemli bir sinyal. Şimdi bir diyalog düşünelim, akan bir diyalog. Yani gerçekten de bir muhabbet var. Siz bir şeyler soruyorsunuz, o cevap veriyor. Siz bir şeyler soruyorsunuz, o cevap veriyor. Veya aranızda goy goy var, yani flörtleşmek. O size bir laf sokuyor, siz bir laf sokuyorsunuz. Karşılıklı olarak bir esprileşme, bir şakalaşma durumu söz konusu. Aslında bir diyalog var ve bu diyalog da sizi mutlu ediyor. Ama size itiraf etmem gereken bir şey var ki, soru sormayan bir erkek ilgilenmeyen bir erkektir. Mesela hayatta nelerden hoşlanıyorsun, neler yapmayı seviyorsun diye sordunuz. O da anlattı, işte maç izlerim, işte bilmem ne yaparım, gezerim, şunu yaparım, bunu arkadaşlarımla falan. Ama soru sormuyor. Peki ya sen? Bakın bu önemli. İlgilendiğini gösteren bu. Dönüp size sorması lazım. Ya sen? Sen neler yapıyorsun? Dönüp size bir şekilde işaret fişeği atması lazım. Ya ben de merak ettim, sen anlatsana biraz. Yani sizin sorduğunuz soruya cevaben onun da sizi merak ediyor olması lazım. Ya da başka bir konuda. Yani onun da sizinle ilgili öğrenmeye çalıştığı şeyler olmalı. Aksi takdirde sadece cevap veriyorsa bunu biz erkek dünyasında idare etmek diyoruz. Yani kızı idare ediyorum. İşte orada dursun, arada bir sohbet ediyorum, arada bir yemliyorum. Hatta böyle çirkin bir tabir vardır. Erkekler arasında yemlemek. Yani yemliyorum, arada bir konuşuyorum işte, ama yani çok da önemli değil benim için. Bu anlama gelir. Soru sorması çok önemli. İlgilendiğini gösteren bir numaralı olaydır. 3. Güldürmeye çalışmıyor. Şimdi bir erkek bir kadını etkilemek için birkaç şey yapar. Bir, vücut çalışır. Yani fit olmaya çalışır, vücudunu göstermeye çalışır. Fiziksel olarak güç, ya binlerce yıldır değişmedi. Kadın için önemlidir. Çünkü kadın, birçok kadın o adamın yanında kendini korumalı. Yani kendini güvende hissetmek ister. Erkekler onun için body salonundan çıkmazlar. Bir diğeri güldürmektir. Yani mizah önemlidir. Evet, güldüren erkeği kadınlar sever. Bu doğru değil. Ama güldürmesi önemlidir. En azından erkeğin sizinle ilgilendiğini gösteren bir şey sizi güldürmeye çalışmasıdır. Yani bunun için efor sarf ediyor. Espriler yapıyor. Bir şekilde üstüne geliyor. Yani seninle ilgilendiğini gösterir. Güldürmeye çalışmıyorsa, bu böyle bir herhangi bir çabası yoksa sizinle ilgilenmediğini anlayabilirsiniz. Mesela yazışmalara bakın. Hiç espri yok. Sizi güldürmeye yönelik hiçbir çabası yok. Siz bir şeyler yapıyorsunuz, şakalar. O gülüyor. Gülücük emojileri var. Ama ondan karşı atak yok, espri yok ya da ya ben de geçen gün ne oldu biliyor musun diye komik bir şey anlatmıyor. Başından geçen bir olay anlatmıyor. Sizi güldürmek umurunda değil. O zaman ilgilenmiyor demektir. 4. Sürpriz mesajlar yok. Şimdi kızların çok ciddi bir yanılgısı var. Adil Beyciğim günaydın mesajı atıyor. Harika. İyi geceler mesajı atıyor. Harika. Akşamüstü günün nasıl geçti mesajı atıyor. Güzel. Yani hiç mesaj atmayan bir sürü odun var ya, bunlar güzel. Ama erkeğin ilgilendiğini gösteren bu ezbere mesajlar değil. Yani günaydın, iyi geceler mesajları değil. Erkeğin ilgilendiğini gösteren saati olmayan mesajlar. Öğlen 2'de attığı bir mesaj.
Hiç aklınızda yokken attığı bir mesaj, bir şeyi merak etmesi, gün içinde sizi dürtmesi, alakasız bir konuda size soru sorması, sizi hatırlaması, ya şu an aklımdasın ya ne yapıyorsun kızım sen bana bir resim atsana diyor mesela. Hadi bana bir selfie at ofisten seni özledim görmek istiyorum. Budur ilgilendiğini gösteren. Yoksa ezbere mesajlar, günaydın, her sabah günaydın. Ya bu günaydın mesajı olayını anlamıyorum zaten. Her sabah günaydın çok güzel tamam ama ilgilendiğini göstermez. Çünkü günaydın mesajı atarak aslında birçok kadını tatmin ettiğini bilen bir sürü erkek var. Yani günaydın mesajı yeterli diyor. Gün içinde senin beklemediğin, ummadığın anlarda, alakasız konularda illa bir şey sorması değil, sana bir şarkı göndermesi. Gün içinde sevdiğin bir müzik var, sen seviyorsun o adamı. O adamın bir şarkısını sana yolluyor. Ya bunları paylaşması, yani seni kendi hayat ritminin içinde tutması, seninle paylaşımda olması, sürekli bir frekans, sürekli bir iletişimde olması erkeğin size ilgili olduğunu değil de bayıldığını, ya resmen bayıldığını, sizi sürekli düşündüğünü gösterir. Çok pozitif, mükemmel bir şey. Beşinci madde. Sadece geceleri mesaj atıyor, gündüz yok. Bu çok olumsuz. Yani gece uyudun mu mesajından bahsetmiyorum. O zaten sırtlan işi ama geceleri mesaj atıyor ve konu cinselliğe dönüyor. Mesela bana Adile Sor uygulamasından, bu arada bir parantez açalım. Adile Sor uygulaması Türkiye'deki ilk ilişki aplikasyonu. Ve bugün 250 bin kadına ulaştı. 250 bin. Dolayısıyla yoğun bir kalabalık var içeride. Her hafta test koyuyoruz. İlişki testleri ücretsiz. Üye olma süreci ücretsiz. Ve her akşam saat 22 ile 24 arasında 2 saat soruları alıyorum. Soruları cevaplıyorum. Bunun da fiyatı 29 lira. 29 TL'ye her akşam sorunuzu sorup cevabını alabilirsiniz. Kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Böyle bir sistemimiz var. Adile Sor uygulaması. Buradan bana gelen sorularda şu var. Adil Bey ya da Adil abi 21 yaşında ergen bir papatya soruyor mesela. Diyor ki ya akşamları geceleri bana mesaj atıyor ama cinsellik muhabbeti var ama beni sevdiğini hissediyorum. Hayır öyle bir şey yok. Kadınlar bir şeye inanmak istedikleri zaman inanıyorlar. Ya beni seviyordur ya falan diye olaya oradan bakıyor. Alakası yok. Seni seven bir adam sadece gece mesaj atmaz. Gündüz de arar. Seni merak eder. Sesini duymak ister. Yani günün her saati varlığını sana hissettirir. Gece mesajı çok bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla WhatsApp'ta gece aktif olmak iyi bir şey değil. Devam ediyorum. Altıncı madde efendim. Instagram hikayelerine bakıyor. Bunu çok yazıyorsunuz bana. Ama mesaj atmıyor. Sadece senin ilgini isteyen bir adamın olayı bu. Şimdi bu çok geliyor bana. Özellikle de bu genç, yani 25 yaşa kadar olan, işte çok genç diyelim. Hani daha hayatın başlangıcındaki genç kızlardan gelen şey. Adil abi bu çocuk benim Instagram hikayeme attığım anda hikayeyi 5 dakika içinde bakıyor. 3 dakika içinde hatta hemen bakıyor. Benimle ilgileniyor değil mi? Tamam da eğer sizin Instagram hikayenize bakıyor ama size yazmıyorsa, size WhatsApp'tan yürümüyorsa, sizinle bir diyaloğa girmiyorsa bu adamın tek derdi senin ilgin. Yani senin ona gösterdiğin ilgiyi istiyor. Hikayeye baktığında senin onu göreceğini biliyor adam çakal. Yani diyor ki hikayeye bakınca bu kız beni zaten yemler, bana mesaj atar. Bunu biliyor. Yani senin ilgini istiyor. Seninle ilgilenmiyor. Muhtemelen senin ilgili bir kız olduğunu anlamış ya da onda ilgin olduğunu, yani onu düşündüğünü anlamış. Hikayeye bakıp senin ona mesaj atmanı istiyor. Gerçekten ilgilenen bir adam hikayeye bakar ama bir de mesaj atar. Yani WhatsApp'tan size yazar. Size yürür. Her türlü varlığını hissettirir. Dolayısıyla sadece ve sadece adamın kendi kafasına göre hikayelerde gezmesi, kafasına göre işte oradan bir emoji yollaması hiçbir şey ifade etmez. Onu WhatsApp'a dökmesi ve size yürümesi lazım. Yedinci madde. Tek kelimelik cevaplar veriyor. Mesela bazı kalıplar var. Tamam, okey, olur, süper, harika falan. Yani şimdi tek kelime. Sen yazıyorsun, bir paragraf yazıyorsun. İşte bugün şöyle oldu, böyle oldu, bu başıma geldi. İşte şöyle bir sıkıntıyla uğraştım falan. Adam bir tane cevap veriyor sana. Okey, tamam. Bu bir şey ifade etmiyor. Bakın bu olumlu bir şey değil. İyi bir şey değil bu. Tek kelimelik cevaplar adamın yine sizi bir kenarda tutmak istediğini gösterir. İlgili erkeği göstermez. Bir kenarda tutuyor. Ne yapmanız lazım? Soranlar vardır. Çekeceksiniz mesajları. Ya bir süre mesaj atmayacaksın. Sen mesajı bıraktığın zaman hani ona sürekli yazıyorsun ya, o da tek kelime okey diye cevap veriyor. Ok, tamam, okey, süper, teşekkürler falan. Sen mesajı kestiğin anda sana yazıyor mu bu adam? Birçok kız bunu başaramıyor. Yani geri çekilmeyi başaramıyor. Ya diyorum mesajı kes. Yazma artık. Yani adama yazma bir süre ama başkasına giderse. Zaten adam sende değil ki. Adam zaten sana adam akıllı cevap vermiyor. Senden niye mesaj atıyorsun ısrarla? Yani ısrarcı olmak ilişkilerde size hep kaybettirecek bir şey. Çok ısrarcı olmamanız lazım. Geri çekilmeyi bilmelisiniz. Bu önemli. Ve 8. madde, asla görüşmeye gitmiyor. Sohbet var, muhabbet var, yazışma var. WhatsApp'tan güzel 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 karşılıklı yürüyüş, hatta koşu var. Yani yüksek tempoda size koşuyor. Mesajlar atıyor falan filan. Diyorsunuz ki hadi görüşelim o zaman, bir kahve içelim falan. Yok.
adamın işi var. Yani görüşmeye gelmediği sürece veya görüşme süresini uzattığı sürece bu adamın sırtlan olduğunu anlamalısınız. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şunu yapıyor. Bakın burada not almışım. Başkaları var. Bir süredir görüştüğü veya zaten hali hazırda bir ilişkisi var. Onunla vakit geçiriyor ama seni bekletiyor. Çünkü senin sıran gelecek. Yani burada kulenin uçaklara hani kalkış izni vermesi gibi. Henüz sana kalkış izni vermiyor. Seni bekletiyor. Sen 15. sıradasın. Orada kız var. Onunla takılıyor. Sen diyor ya işlerim var falan. Ama mesela 2 hafta, 3 hafta, 1 ay. Yani 1 ay bir türlü görüşmedin. Adam kesinlikle ama kesinlikle başka öncelikleri var. Geçenlerde bir seansta genç bir kız 21-22 yaşlarında bir genç papatya diyelim. Bana diyor ki ya ilişkisini anlatıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. 2 aydır birlikteyiz falan. Nasıl bir çocuk falan henüz tanışmadım dedi. Yani şimdi ben dondum kaldım. Adamı tanıyor gibi anlattı ama tanıması sadece yazışma. Yazışmalar hiçbir şey ifade etmez. O adamı tanımıyorsunuz. Karşınıza almadığınız, karşınızda kahve içmediğiniz, çay içmediğiniz bir adamı tanımıyorsunuz. Kendinizi artık kandırmayın. Bu bir yalan. İnsanın kendine söylediği bir yalan bu. Tanımıyorsunuz. İstediği kadar yazsın. İstediği kadar roman yazsın. İstediği kadar ilgili olsun mesajlarda. Sizin onu tanıdığınızı göstermez. Lütfen artık gerçekçi olalım. Bir insanla yazıştığınızda WhatsApp mesajları bir görüşmeye dökülmeli. Bir kahve içilmeli, bir çay içilmeli, bir sinemaya gidilmeli. Neyse. Bir gezin, tozun. Bir karşınızda otursun. Çünkü karşılıklı oturmadığınız bir insanın enerjisini bilmiyorsunuz. Ve bu insan belki de karşınıza oturduğunda size enerji vermeyecek. Belki de hoşlanmayacaksın. Belki de atır sizi. Belki de odun. Bilmiyorsun. Onun için yazışmalarla lütfen aşık olmayın. WhatsApp ekranına aşık olmayınız efendim. Sizi sevdiğimi tek ben olsun unutmayın. Görüşmek üzere.